Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir incelemeye daha hoş geldiniz. Bugün yine yürüyüş koşu antrenman ayakkabıları başlığı altındaki listemize eklenecek bir video var. Bugün Skechers marka Max Cushioning ayakkabılarından bir tanesini inceleyeceğiz. Bu kanalda da ilk defa incelediğimiz bir marka olacak Skechers. Sizlerin de çok istediği, zaman zaman sorulduğu, abi işte farklı markalar incele, Skechers incele dediğiniz noktada bir tane de video olsa yapmak istedim. Bundan sonra da birkaç tane daha bu markaya ait ayakkabılar yapmak istiyorum. Çünkü gayet hoşuma giden, benim keyifle giydiğim güzel bir ayakkabı oldu. Şimdi sizlere yaklaşık bir ay giydikten sonra detaylı performans incelemesini yapacağım. Kendi tecrübelerimi, nedir ne değildir her şeyi anlatacağım. Bu ayakkabıyı arkadaşlar gerçekten çok iyi giydim. Pertini çıkarttım hatta bir ay gibi bir sürede. Her gün giydim çünkü bayram tatillerimi bu ayakkabıyla gittim. Koşu, yürüyüş, spor salonu her yere bununla gittim. Hani uzun süredir bir ayakkabıyı bu kadar fazla tercih etmemiştim. Bu şekilde uzun süre tercih etme sebebim ise bu ayakkabının harika bir şekilde rahat olması ve tam anlamıyla çok rahat etmiş ve keyifli giyiyor olmamdı. Diğer ayakkabılarda örnek veriyorum, işte kalın çorapla giyemiyorum, İşte ince çorapla giyemiyorum, şudur budur gibi birçok sıkıntı oluyordu. Bu ayakkabıda hiçbir sıkıntı olmadan harika bir şekilde giydim ve güzel bir zaman geçirdim. Şimdi ise tüm detaylarıyla sizlere anlatacağım. Bu ayakkabıyı veya benzer ayakkabıları almak isteyen birileri de varsa benim bu incelemem sizlere örnek olmuş olabilir. Zaten amacımız bu. Ayakkabı Dayısı kanalının amacı bu. Ben deniyorum, giyiyorum ve sizler de bu incelemeleri baz alarak kendi tercihlerinizi daha doğru yapabiliyor oluyorsunuz. Bunun yanında tabii ki kargo açımları, vloglar, karşılaştırmalar gibi güzel içerikler de yapmaya çalışıyorum. Diğer videolara bakarsanız da sevinirim. Eğer kanala hala abone değilseniz ve bu tarz içerikleri beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın ve o zil işaretine basın ki ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelsin. Like'larınızı ve yorumlarınızı da bekliyorum dedikten sonra hadi bakalım incelemesine geçelim. Evet, kutumuz burada. Biraz parçalanmış gelmişti kargo açımından hatırlarsanız. Zaten ben ayakkabıyı bir çıkarttım. Bir daha da hiçbir şekilde kutuya koymam gerekmedi. Her gün giydiğim için zaten kutu bu inceleme için sakladım. Muhtemelen inceleme sonunda kutuyu atacağım. Saklama sebebim ise bütün teknolojilerin kutuda yer alıyor olması, bizlere bu teknolojilerin ne olduğunu söylüyor olması. Şöyle biraz temizledim, sildim ve karşınıza getirmek için yanıma aldım. Ayakkabı gerçekten çok pislenmişti arkadaşlar. Dediğim gibi sürekli giydiğim için ve bir tekiyle sizlere sunumumu gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi yine her zaman yapmış olduğumuz gibi tabanıyla başlayabiliriz. Tabanında ve yastıklamasında birlikte bunu anlatmak istiyorum. Bu ayakkabının ismi de Max Cushioning. Yani görüyorsunuz maksimum yastıklama demek. Yani mükemmel bir etkiden korunma, mükemmel bir yastık hissi, rahatlık hissi sunacağı söyleniyor. Ve gerçekten de öyle. Bir aylık denemem sonucunda ben de aynı kanaatteyim. Gerçekten çok rahat, çok keyifli, harika bir ayakkabı. Fakat yani bu ayakkabı daha çok hani işte koşuculara, uzun süreli koşuculara yönelik gibi de bir pazarlaması vardı. Veya ben böyle anlamış olabilirim. Çok uzun koşular için tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hani bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Belki bir olumsuzluk gibi düşünülebilir. Ayakkabı hakkındaki belki tek olumsuzluk olabilir. Fazla ağır geldi bana. 6. Yani ne kadar hafif gibi dursa da uzun koşularda 6 artık böyle bir süreden sonra sizi aşağı çekiyormuş gibi bir his oluşturuyor. Diğer ayakkabılara kıyasla biraz daha ağır ve biraz daha hantal hissettiriyor koşularda. Ama yürüyüşler için bence harika. Hatta mükemmel ötesi. Her akşam ben bu ayakkabıyla yürüyüş yaptım. Normal AVM'ye, işte markete, spor salonuna dediğim gibi her yere bu ayakkabıyla gittim. Ve gerçekten çok keyifliydi, çok güzeldi. Ama koşularda diğer işte Nike React, Adidas'ın Boost modellerine göre biraz daha aşağıda kaldığını söylemem lazım. Rahatlık olarak güzel olsa da performansa etkisi o kadar da iyi değildi. Bu ayakkabının genel itibariyle hem tabanın ağır olması olabilir, bir de çok geniş bir alana bastığınız için o fitlik ve o böyle nasıl diyeyim patlamaya hazır bomba gibi diğer ayakkabılarda en azından yaşadığınız bu sensasyon hissi bunda yoktu. Bu biraz daha hani ben atıyorum akşam takılmaya çıkıyorum, akşam işte yürüyüşe çıkıyorum, spor salonunda ayağım hani terlik yerine geçebilecek harika bir ayakkabı ama dediğim gibi çok böyle atletik hareketler için, yana yapacağınız böyle cross hareketleri için veya genel manada uzun koşular için çok tavsiye etmeyeceğim. Onun dışında güzel bir spor günlük, gündelik yürüyüş ayakkabısı olabilir. Ayrıca bana çok soru geliyordu. Abi işte ben çok ayakta oluyorum, uzun yürüyüşler yapıyorum, işte işime yürüyerek gidiyorum gibi sorular geliyordu. Kesinlikle ve kesinlikle Skechers marka, özellikle bu Max Cushioning ayakkabılarını tercih edebilirsiniz. Asfaltta yürüyorsanız daha çok
Kesinlikle bu tarz bir ayakkabı size iyi gelecektir. Asfalt biliyorsunuz dizlerinize, belinize çok zarar veriyor. Çok sert bir zemin olduğu için. Böyle bir ayakkabı kesinlikle kesinlikle ihtiyaç. Bunun için de altına arkadaşlar sert şu görmüş olduğunuz şuralardaki plastikler kaynatılmış. Bu birçok ayakkabıda karşımıza çıkıyor. Onun dışındaki şuradaki plastikler ise normal yastıklaması. Bu benim aldığım renk gayet güzel. Yeni güzel renkleri de gelmeye devam ediyor. Herhangi bir tanesini alabilirsiniz. Bunu çok da aşırı da beğenerek almamıştım hatırlarsanız kargo açımını. Ama daha sonra girdikten sonra birçok kombinin de gittiğini gördükten sonra hoşuma gitti. İki de bu rengi almışım dedim. 741 liraya almıştım. Yine o civarlarda indirimde olduğu zaman geziniyor. Yeni sezonları 900 bin lira. Maalesef biraz pahalı. Hani Skechers eskiden 250-300'dü gibi düşünebilirsiniz. Maalesef bir iki senede bu da çok artmış oldu. Bu yastıklama bahsetmiş olduğumuz gibi çok iyi iş yapacak. Çok tarif etmek istersen bir rahatlık sunuyor. Zoom gibi ittirmiyor veya Boost'a hafif benziyor diyebiliriz. Boost'un farklı bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Bu yastıklamanın özel ismi Ultra Go Cushioning. Bu kutunun üstünde de şurada belirtilmiş. Lightweight, yani oldukça düşük ağırlıklı, Maximum Ultra Go Cushioning denmiş. Ultra Go Cushioning diğer ayakkabılarında da geçiyor. Bu onun maksimum olduğu, daha büyük olduğu hali. Nasıl biliyorsunuz Adidas'ta Boost var, işte Nike'de Zoom var. Bu da Ultra Go. Gayet güzel, gayet hoş. Yalnız Ultra Go Run falan hani ibareleri yer alıyor ayakkabının böyle üstünde. Çok fazla dediğim gibi uzun koşular bu ayakkabıda iyi olmayabilir. Onun dışında hemen madem burayı gösterdik, biraz daha şöyle üstünden de bahsedelim. Üstü gayet şık duruyor. Özellikle bu renkte şu tarz çizgiler daha atletik bir görünüm vermiş. Her ne kadar dediğim gibi atletizme çok uygun olmasa da. Ayrı ayrı iki taban yapısının olması benim hoşuma gitti bu ayakkabıda. Daha güzel kombinlerle yapılmasında imkan sunuyor. Hani gayet basit, gayet sade. Okey bir ayakkabı. Şöyle arkadan nal gibi bir görünüm olması da benim hoşuma gitti. Genelde ben Skechers ayakkabılarının görünümünü çok beğenmediğim için bir türlü alamıyordum. Sizlere de hatta öyle diyordum. Hani Skechers incelemiyorum. Çünkü beğenmiyorum diyordum. İlk defa hani çok beğendiğim bu Max Cushioning ayakkabıları oldu. Kendime uygun numarayı bulduğum tek renk de bu oldu. Bundan birkaç tane daha alasım var yürüyüş için. Gerçekten diğer bütün ayakkabılarımın önüne geçtiğini söylemem lazım. Yastıklaması bu şekildeydi. Bu ayakkabının yine çok güzel yanlarından bir tanesi de içinde kullanılan Goga Mat denen buradaki tabanlık arkadaşlar. Tabanlığı gerçekten çok güzel yapmışlar. Çok nefes alabilir ve rahat hissettiriyor. Gerçekten ayağımın hiç terlediğini hissetmedim. Bu bence çok iyi bir şey yürüyüş ayakkabılarında, uzun süreli kullanımlarda da aynı şekilde. Çok ferah, çok rahat ediyor ayağınız. Ayrıca tabii ki üst kısmının da yine delikli oluyor olması, nefes alabiliyor olması da buna destek sunuyor. Yani bir koşu yürüyüş ayakkabılarından beklentileriniz nelerdir? İşte hafif olsun, rahat hissettirsin ve nefes alsın, ayağım içeride terleyip pis kokmasın diyorsanız bence o açıdan çok güzel bir tercih olabilir. Onun dışında dediğim gibi performans anlamında incelediğim zaman biraz benim için eksik kaldı. Ayakkabı çok geniş bir yüzeye basıyor. Böylelikle geniş ayaklı arkadaşlarım da tercih edebilirler. Benim de ayaklarım hani çok dar sayılmaz. O Nike'ın şöyle içeri giren arklı modellerinden sonra bu tarz böyle geniş küt bir ayakkabı gayet ideal geldi. Genelde Skechers markası hani böyle baba ayakkabılarıyla veya kadın ayakkabılarıyla ön plana çıkıyordu. Ben hani çok fazla erkeklerin tercih ettiğini göremiyordum. Son yıllarda özellikle tercih ediliyor olabilir. Onun dışında hani genelde alt seviye, alt segment gibi hissettiriyordu bu Skechers ayakkabıları. Özellikle dediğim gibi dizayn noktasında ben çok eksik buluyordum. Hani Adidas'ın, Nike'ın çok atletik, çok böyle karizmatik, seksi gözüken ayakkabılarının yanında biraz eksik kalıyordu. Ama giydikten sonra fikirlerim değişti. Ben de gerçi iki tane daha vardı ama onları kardeşime ve babama hediye etmiştim. Yani bunu tekrar aldım ve evet, neden zamanında iki tane aldığımın da cevabını almış oldum. Gayet rahat, gayet güzel, keyifli ayakkabılar. Fakat uzun süreli kullanımlarda benim bazı soru işaretlerim oluşmaya başladı. Özellikle diğer tekinde sağda solda böyle kesikler vardı. İşte şuradan yavaş yavaş ayrılıyor gibi olabilir. İnternette okuduğum kadarıyla iç astarında yine çözünmeler oluyormuş. Uzun süreli kullanımlarda bu ayakkabılar belki hızlıca eskiyebilir. Yani genelde online'da okuduğum yorumlar böyleydi. Bunların da sizlere bilgisini vermek istedim. Bilemiyorum. Türkiye'de üretiliyor bu ayakkabılar. Skechers İstanbul'da üretiliyorlar. Keşke fiyatları bu kadar pahalı olmasa da bizler Türk milleti daha rahat giyebilsek. Ama sonuçta yabancı bir marka, yabancı menşeli marka. Umarım ileride daha uygun fiyatlara düşer diyelim. İndirimde bulursanız yine dediğim gibi keyifle tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Ben çok memnun kaldım. Alacağınız amaca göre sizlere çok yardımcı olacak. Çok güzel, keyifli bir ayakkabı. Evet, bu şekilde de incelememi sonlandırabilirim. Genel manada dediğim gibi benim mutlu olduğum, çok ağır olmayan, yani daha doğrusu yürüyüş için çok keyifli, koşu için, diğer performans, atletizm işleri için çok da iyi olmayabilir. Kutusunun üstüne Comfort That Performs yazılmış. Yani hani performans gösterebilen rahatlık gibi.
Yani haklılar, kesinlikle haklılar. Ultra Go Cushioning çok iyi, gerçekten çok güzel. Gogomet harika iş yapmış. Onun dışında üst kısmı yani normal, güzel. Buradaki çizgilerle güzel detaylar katılmış. Dili yine tatlı, keyifli. Bir yürüyüş koşu ayakkabısı 750 liralar civarında. Alınabilir mi? Alınabilir. Nike'ın tabii ki çok daha dev indirimleri oluyor. Adidas'ın işte %50 indirimleri oluyor. O zamana denk gelirse işte bir Boost'lar, bir ne bileyim React'lar bunun kesinlikle önüne geçebilir ama bu arkadaşlar, özellikle geniş ayaklı arkadaşlarım için, o saydığım ayakkabılarda rahat edemeyenler için en iyi tercih olabilir. Benim için o şekildeydi. O yüzden birkaç tane daha almayı düşünüyorum. Çünkü geniş ayaklılar için özellikle Nike'da çok bir tercih yok. Ama Adidas'ta belki Boost'lar güzel olabilir. Tabii onların da fiyatları 2000 liraya yaklaşıyor. Onu düşündüğüm zaman yine gayet tercih edilebilir. Güzel, keyifli bir yürüyüş, gündelik ayakkabı. Ve böylelikle de incelememi sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince detaylıca anlatmak istedim. Tecrübelerimden bahsettim. Eğer bahsetmediğim bir nokta olduğunu düşünüyorsanız aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Negatif yorum olarak çok söyleyebileceğim yok. Dediğim gibi belki uzun süreli kullanımlarda iyi olmayabilir. Onun dışında her şeyle keyifli, güzel, özellikle kombinleyebiliyorsanız bence harika bir tercih olacaktır diyerek ve bir sonraki defalarda görüşelim. Ayakkabı Dahisi bugünlük out.